Günaydın. Günaydın. Günaydın aşkım. Günaydın efendim. Hayırlı sabahlar efendim. Kusura bakmayın. Vapur 6 dakika teyhür etti, onun için geciktim. Zararı yok. Afiyet olsun, buyurun. Sağ ol, o vazifeyi yaptım. Sana da kahve söyledim. Teşekkür ederim. Seninle konuşmak için bilhassa erken döndüm. Buyurun, emredin. Estağfurullah. Hayırlı bir iş Haşmet Bey. Bizim muhasebe servisinde Tahsin vardır, tanıyorsun. Evet. Çalışkan, namuslu bir çocuktur. İçkiyle, kumarla ülfeti yok. Anacıyla beraber babadan kalma evlerinde oturuyorlar. Senin Kerim'i görmüş bir iki defa, pek beğenmiş. Utana sıkıla bana geldi. Bu zamanda kız evladın başını erkence bağlamalı. Münasip görürseniz... Bildiğim kadarıyla efendiden bir gençtir Tahsin. Ama gene de bir usulen soruşturma mı icap eder? Hayırlısıysa olmasını isterim tabii. Bir oğlum olsaydı... Hiç düşünmeden Nesrin'in gelinim olmasını isterdim. Hem güzel hem terbiyeli. Doğrusu kızımdır diye söylemiyorum. Emin olunuz Nesrin hakikaten iyi yetişmiştir. Dikiş, nakış, yemek, temizlik, her iş gelir elinden. Hem de pek mutidir evladım. Nesrin'im, bir tanem. Mersin'e gidiyorum yakında. Anneme babama senden bahsedeceğim. Sahi mi? Tabii, iş uzadı bile. Oradan dönüşte annemi de getireceğim. Seni isteyecek hemen. Nişanlanacağız. İnanamıyorum. Seneye fakülte biter bitmez nikah. Düğünümüzü de yapacağım. Sen bembeyaz tüller içinde dünyanın en güzel gelini olacaksın. O semtten, o evden bir kurtulabilsem. Arabayla Avrupa'ya gideceğiz. Balayından dönüşte Mersin'de kalacağız birkaç gün. Parasızlıktan, babamın baskısından bıktım usandım artık. Hepsi bitecek. Kurtulacaksın. Nişantaşı'nda bir kat satın alacağım. Hayatımız masal gibi geçecek. Canım sevgilim benim, hayatım. Deliler gibi seviyorum seni. Yapma Orhan, dur! Kolay gelsin hanım! Kenardan yürü, kenardan! Bir daha silecek halim yok. Sular kesildi bir ara, çamaşır yeni bitti. Camları da sileyim dedim, canım çıktı bütün gün. Nesrin yardım etmedi mi sana? Etmez olur mu? Tırnakları koptu çamaşır sıkıp asmaktan. Canım evladım benim! Bak külbastı da aldım size. Ben ayağıma çorap alamıyorum, sen... Sokakta mıydın sen? Sinemaya gitmiştim baba, sonunu görmeden çıkamadım. Daha erken gitseydin ya kızım? İşim ancak bitti, evden çıktığımda saat 4'ü geçiyordu zaten. Ben şimdi yemeği hazırlarım. Peki, hadi bakalım. Bu sinemalarda pek sıklaştı hanım. Başka eğlencesi mi var zavallının? Ne gazino, ne saz, ne dans, ne de giyim kuşam. Evin içinde koşuşturmaktan deli çıkacak benim gibi. Ama zaman pek kötü hanım, her gün neler okuyoruz gazetelerde. Onun aklı başında çok şükür, kendini senden benden daha iyi korur. Biliyor musun, Nesrin'in talebi çıktı bugün.
Baban evlendirecekmiş seni. Kimle evlendirecekmiş? Şirkette bir memur varmış. Muhasebeci miymiş neymiş? Ne maaş alır orada çalışan, eline kaç para geçer? Bana benzeyeceksin. Sen de benim gibi çekeceksin. Bulamadın zengin birini. Kendini de bizleri de kurtaramadın. Onlar taşındılar bu sabah. Aa, nereye gittiler? Bilmiyorum, adres vermediler. Orhan Bey bir not, bir haber bırakmadı mı bana? Orhan diye biri oturmadı burada. İki kişiydiler. Birisi Hüseyin, öbürünün ismi Muharrem Bey. Üniversitede okuyan hangisiydi? Talebe değildiler benim bildiğim. İkisi de bir yerlerde memurdu. Edeceğim abla, beni ancak ölüm kurtarır. Sakin ol, kendine gel. Dünyada her şeyin bir çaresi vardır. Benim hiçbir çarem yok. Olamaz, Orhan kayıp. Günlerdir aramadığım yer kalmadı. Karnımda çocuğuyla bırakıp kaçtı beni. Babam da emlendiriyor. Laf anlatmaya, vazgeçirmeye imkan yok. Biliyorum, söylediler. Hamile olduğum elbet duyulacak. Daha ne kadar bekleyebilirim? Anamın yüreğine iner. Babam da öldürür beni. Canıma kıymaktan başka çarem var mı? Ağlama. Bu duruma düşen ilk kız sen değilsin. Önce karnındaki şu çocuktan kurtulalım. Hemen Necla'ya gideceksin. Kim Necla? Benim eski bir arkadaşımdır. Bu işlerin alasını bilir. Yardım eder mi bana? Elbet. Benden selam söylersin, yanaklarından öpersin, her şeyi açıkça anlatırsın. Hanımefendi sizi bekliyor. Buyurun, kimsiniz? Terzi Macide abla gönderdi beni. Selamları var, yanaklarınızdan öptü. Oh, niçin hiç gelmiyor, hiç aramıyor beni? Küskünüm o vefasıza. Bana ancak siz yardım edebilirsiniz, siz kurtarabilirsiniz. Nedir derdin? Hamileyim. Anlamıştım. Babası da ortada yok değil mi? Biz kadınlar daima zavallıyızdır. Erkeklerin kurbanı oluruz hep. Çok zengin olduğunu, beni delice sevdiğini, evleneceğimizi söylemişti. Çıkar mantonu, soyun. Aa, korkacak bir şey yok. Eteğini aç biraz. Aç ki bacaklarını göreyim. Hadi biraz daha aç. Erkekler bayılacak sana. Ayaklarının dibine servet yiyecekler. Hadi giyin. Derdini hemen halledeceğim senin. Şimdi doktora göndereceğim. Yanımda 20 liram var ancak. Ne lazımsa ben yapacağım. Bir gün paran olursa ödersin. İyiliğinizi unutmayacağım. Ömrüm boyunca minnettar kalacağım size. Sen bu adrese git. Ben doktora telefon edeceğim. Seni bekleyecek. Ha, iyileşince gel konuşalım. Daha başka yardımlarım da olacak sana. Sağ olun.
Güzel kız değil mi? Ah, Allah gözünü doyursun senin. Habersiz geldin. Benden başkası yok bugün, şansına küs. Aa, sen fena mısın canımın için? Valden hanımefendiye söylersin, yarın akşam gelir usulen istermesin. Hay hay efendim. Ortalığın hali malum, hepimizin vaziyeti de ortada. Böyle düğün dernek yapıp da boşlanmanı istemem. Sağ olun efendim. Yalnız gelinlik giysin sadece. Nesrin'in telli duvaklı görmek isterim. Baş üstüne efendim. Söylemiştim değil mi? Haşmet Bey sana kayınpeder değil, baba olacak demiştim. Ben de evladı olmaya gayret edeceğim. Gözlerim yollarda kaldı. Yüreğimi indireceksin gene. Şükür ki baban henüz gelmedi. Ne var senin? Sancım var. Hastayım anne. Ateşin falan yok ama bilinmez. Doktor ister misin? Yok, hayır. İstemem. Başım ağrıyordu biraz. Geçti. Allah Allah. Nane limon kaynattım sana. Sıcak sıcak iç, iyi gelir. Sağ ol anne. Üşütmüş olacaksın. Ayaklarına tuğla ısıtıyorum, sabaha kadar bir şeycin kalmaz. Tahsin'le konuştum bugün. Yarın validesiyle bize gelecekler. Bu ay maaşımın yarısını sana ayırdım. Annenle alışverişe çıkın. Biraz üst baş, biraz da çeyiz yapmaya başlayın. Olup bitti mi, kurtuldun mu? Evet. Ama babamın evine dönemem artık. Neden? Evlendirecek beni. Bu akşam istemeye geleceklerdi. Gizlice anlatırsın adama. Biraz da ağlar, yalvarır, acındırırsın kendine. Tanımıyorum. Sevmiyorum. Parasız, çulsuzun biriymiş. İstemiyorum. Şimdi anlaştık. Sözümden çıkmazsan peri kızı gibi yaşatırım seni. Necla! Kimdir bu dünya güzeli? Niçin tanıştırmıyorsun? Kadir Bey, fabrikatördür. Neslinde en sevdiğim kızlarımdan biri olacak. İyi ki herkesten önce tanıdım sizi. Aa, dur bakalım, o kadar kolay değil. Neslin için dünyanın parasını gözden çıkarmak lazım. Allah korusun, başına bir şey gelmiş olmasın sakın. Ölse kalmazdı bu saatlere kadar. Ben de merak ediyorum. Karakola mı haber versek acaba? Vallahi bilmem. Hah, geldi işte. Geldi hayırlısıyla. Beni merak etmeyin, aramaya da kalkışmayın. O eve bir daha dönmeyeceğim, kendi hayatımı yaşayacağım. Nerede Nesri? Bana. Peki, peki. Bir kadeh daha. Aa, ama güzelim, zam olursun sonra.
Haşmet! Bu kadar harap etme kendini. Kızınken bile duramadı işte. Herkes ben mi ki tahammül etsin? Bütün gün çalışmadın, hiç kimseyle konuşmadın, yemek de yemedin. Fena bir şey mi var? Mümkünse bilmek isterim, sen benim refiki şefikim, canı azizimsin. Nesrin, evden kaçtı, terk etti bizleri. İşte mektubu, son yazısı, son hatırası. Allah Allah! Olacak şey değil. Allah siz Allah. Tahsin Bey'e münasip bir lisanla anlatıverin. Ben söyleyemem. Gitti, gitti Nesrin'im. Kötü oldu, ziyan oldu. Yaktı, tüketti bizleri. Üzülme, kendini bitirme bu kadar. Belki hakkında daha hayırlı olur. Nesrin çok güzel kızdır. Allah için akıllıdır da uçurma adımını atmaz. Hesabını yapmıştır elbet. Ana değilsin. Bilemezsin acısını. Nafile, teselliye çalışma beni. Teselli etmek için değil, doğruyu söylüyorum. Ahşap evde tahta silerek, mangal yakarak, yarım papuçla sürünmeyecek Nesrin. Gençliğini, güzelliğini senin gibi ziyan etmeyecek. Bitti, kahroldu adam. Yüzümüze bakamıyor, selam veremiyor. O kız bu işi nasıl yaptı aklım almıyor arkadaş. Kamil abi! Gidip çevirsek mi? Üzülme, böyle işlenip bizleri de kahretme. Sana hürmetimiz sonsuzdur desek mi? Boş ver, bilmemiş duymamış olalım. Yarasını bile biz kanatmayalım adamcağızın. Uğurlar ola abicim. Nesrin! Nesrin! Nesrin kızım! Canım yavrum, canım evladım benim. Vaktim yok anne. Seni görmeye geldim. Gidemezsin. Hiçbir yere bırakmam. Kalacaksın. Baban da affedecek seni. Bak göreceksin nasıl affedecek. Ondan af dileyecek olan kim? Öyle bir yaşıyorum ki aklın durur. Sonu yoktur o hayatın. Etme Nesrin'im. Beni dinle güzel kızım. Al şunları. Harca güzelce. Saklama sakın. Gene vereceğim. 18 senedir... Bir gün bile ayrılmadım senden. Gitme. Gidersen çok yaşayamam, bilmiş ol. Öyleyse sen de gel benimle. Nereye geleyim? Beraber oturalım. Giyin, kuşan, hizmet edenlerin olsun. 3-5 günde sen çıkart hayatın tadını. Düşün taşın. Kararını verirsen şu telefonda ara beni. O gelmeden gideyim. Karşılaşıp rezalet çıkartmaya niyetim yok. Nesrin beni dinle. Thank you.
Biraz da bana şans getirin. Yanıma buyurun. Az. Teşekkür ederim. Açık. Tabur. Üç defa. Hayır. Kazanacağımdan emindim, orta az. Ziyanım bana ait. Kâr edersem hepsi sizin. Mersi. Sen devam et yerime. Nesrin, sana söyleyeceklerim var. Gecikmeyin, bekliyorum. Senin yüzünden hırlaşacaklar şimdi. Ne oldu, bir şey mi yaptım? Yutmam bu numaraları. Sen giderken ben geliyordum. Ne oldu? Elinin körü oldu. Gözümün önünde herifle bir oynaşmadınız kaldı. Ne istersen yaparım. Karışamazsın. Karışamaz mıyım? Hani bankaya para koyacaktın? Hani kat tutacaktın? Dayayıp döşeyecektin? Verdiğin sözleri yerine getir. Sonra gel karşıma. Maşallah. Necla iyi öğretmiş sana bu yolları. Nesrin, beni dinle. Basmayı çıkar, parzeni giy. İki senedir aynı manto. 30'unda değilim ben. İnsan gibi yaşamak benim de hakkım. Ya durup dururken bu sözlerin sebebi ne Allah aşkına? Durup dururken değil. Sen kaçırttın Nesrin'i. Senin yüzünden çekip gitti. Benim yüzümden mi? Biraz bolluk, biraz rahat yüzü görse bırakır mıydı anasını babasını? Her heves kursağında kaldı yavrucuğumun. Namus, namus diye tutturdun, perişan ettin hepimizi. Ömrümün sonuna kadar da namuslu kalacağım. Ahlaksızlıkla gelen para geçer gider hanım. İnsanı da beraber sürükler uçuruma. Seninle de konuşulmaz ki. Kafana laf girseydi bu hallere düşmezdik zaten. Hayrını gör namusun. Reşit Bey'in çok hoşuna gitmişsin. Benimle oturmaya razı olsun, lüks bir kat tutar, prensesler gibi yaşatırım onu dedi. Sahi mi ablacığım? Bütün iş sende. Kafanı kullanıp Reşit'i kendine aşık ettin mi tamam. Vallahi para içinde yüzersin, çok zengin adam. Ah Necla ablacığım, sana nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. Alo? Aramamı istemiştin, bir arayayım dedim. İyi ettin anneciğim. Kararını verdin, geliyorsun değil mi? Bilmiyorum, bilemiyorum. İleride ararım gene, tekrar konuşuruz. Kendine iyi bak yavrum. Çamaşır yıkayacaktım ben, kazanı ateşte bıraktıydım. Boş ver kazanı leğeni. Gel bana, lüks bir apartman dairesinde baş köşede otur. Saza git, sinemaya git, çamaşırı da makinede hizmetçi yıkasın anacığım. Bilemiyorum ne yapacağımı, kafam iyice karışık. Borcun ne? Sen 7,5 lira ver yeter. Al bakalım, şu 5, 7,5. Bereket versin Haşmet abi. Hayrını gör. Bekliyorum Murat efendi. Geliyorum abi, geliyorum. İki kadeh demlenmez mi? Vallahi isterdim ama karımın sinirleri çok bozuk bu ara. Pek yalnız bırakmak istemiyorum. Hayırlısın, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.
Hürmetle, afiyetle, sağlıkla, selametle. Efendim, hayırlı akşamlar, afiyetler olsun. Şaziye! 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 Beni de arama. Daha fazla çekemeyeceğim. Kararım kat'idir. Kısmet bu kadarmış. Boş ver canım, içelim hadi. Kamil abi! Bu akşam Kamil abi, bırakın ben abi! Vay sayın abicim, hoş geldin, safa geldin. Buyur Haşmet Bey. Bu akşam dur, hoş geldiniz efendim, buyurun şöyle oturun Haşmet Bey. Rica ederim, rahatsız olun. Yo, başımızın üstünde yerim var. Hadi baba, bir servis getir. Baş sürekli, bir de büyük gel ol. Hadi. Afiyettesiniz inşallah. Hoş geldiniz abicim. Bir derdin mi var Meyir'in? Ne emredersin ayrıca? Her şey fazlasıyla var. Bir ciğer, tava, börek, daha bir şeyler getir baba. Hemen, derhal! Hangi rüzgar attı böyle? Çok sevindik geldiğine. Sıhhati afiyetinize, amin cümlemizin. Cümlemizin. İhya ettin abicim. Aslan abicim. Kamil abi! Hop dedik! Kamil abi, bir ciğer, tava! Bir şeye mi sevindin, yoksa Nesrin kızımız mı döndü? Yine üzücü bir hadise mi oldu? Karım, karım da kaçtı. Ne
Beğendin mi? Bittim. Kalbim yoruldu hayranlıktan. Kızım, akıllı yavrum. Allah gönlüne göre verdi nihayet. Mahalledekiler konuşsunlar hala. Kıskanç böcekler. Ağızları dilleri kurusun inşallah. Sana da küçük odayı hazırlayacağım. İstediğin gibi giyinir kuşanırsın. Sevincimden ne yapacağımı ne diyeceğimi şaşırdım. Bu katı üstüme yapacak Reşit. Tapusunu bir ay içinde alacağım. Karısını da boşayacak, evleneceğiz. Baban ne yapıyordur acaba? Evdedir şu saatte. Mektubumu da okumuştur. Unut artık. Düşünme. O bizleri düşündün bugüne kadar. Böyle ikide bir de yanıp tutuşacaksan hiç durma, dön git. Yoo, Allah etmesin. Ne de olsa daha ilk gece tabii. Merhaba. Oh, hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Annem, bizimle oturacak. Söylemiştim ya. Çok memnun oldum geldiğinize. Sağ olun, ömrünüze bereket. Rica ederim. Ay giyin, hemen çıkalım. Yeni program başlıyormuş, gazinoda masa ayırttım. Bu saatten sonra gelmez artık. Haşmet Bey hiç böyle bir şey yapmazdı. Bu kadar sene bir gün bile devamsızlığı görülmemişti. Bir akıl verir misiniz bana? Biraz çabuk lütfen. Aksi bir şey mi oldu? Bir keder mi var Allah etmesin? Hepimiz merak ettik bütün gün, evinden geliyorum. Canım, içmek istedi biraz erkence, buyurun, şeref verin. Haşmet Bey! Çok üzgünüm, fakat beraber çalışmamıza imkan yok artık. Şu halinize bakın, üstelik sarhoşsunuz. İçki kokusundan yanınıza varılmıyor. Muhasebeye emir verdim, bu aydan kalan 11 günlük alacağınızı ödeyecekler. Güle güle. Boşamış beni, işte boşanma ilamı. Hı? Mahkemeye gitmeye lüzum bile kalmadı. Gıyapta karar almış. Hı, gözün aydın, başına hiçbir şekilde tebelleş olamaz. İyice kurtuldun. Çok şükür. Sinsi herifmiş, gizli sıkma derler böylelerine. İkimizi de bir defacık aramadı. Bir defa bile peşimizden gelip yapmayın, etmeyin, dönün evinize demedi. Masrafımızdan kurtulduğuna sevinmiştir bile. Reşit Bey ne yapıyor? Boşuyor mu karısını? Bugünlerde mahkemeye verecek. Hayırlısı. Sonra da seni evlendireceğim. O nasıl söz? Benden geçmiş artık. Hiç bile. Giyindin, kuşandın, biraz baktın kendine, bomba gibi oldun. Basbayağı güzelmişsin vallahi. Sen öyle görüyorsun beni.
Pazarlık etmeyelim. Güzel hatırın için 40 lira. ...80 lira da bu eder. Daha başka bir şeyler var mı? Bir de mutfağa bakalım, buyurun. Yok artık... ...tahammülüm... ...bu ateşe... ...gönlüm... ...bu ateşe... Buyurun beyim, neşe kaynağınca sazımız var. Pardesiniz beyefendi, böyle girilmez. Bir dakika, buyurun. Hoş geldiniz beyim, buyurun. Buyurun. Bir şarap verirsen... Afiyet olsun. İsmim Nala. Teşerrüf ettim, bendeniz Haşmet. Pek de nazikmişsin, oturabilir miyim? Rica ederim, buyurun. Bir kanyak, ayrıca da meyve karışık olsun. Ne dersiniz? İçsene, ne bekliyorsun? Sizinki de gelsin hele de. Ne kadar da kibarsın. Teveccühünüz. Hüzzamda kadar kılacak. Kerizci misin? Ha? Anlamadım. Çalar mısın, söyler misin diyorum. Ha, yok hayır. Ama uzaktan bir aşinalık benimkisi. Musikiyle eskiden beri bir ülfetim vardır. Nalan'a bir borç. Başın döküntü ama hakiki kibar bir halin var. Kimin nesisin? Merakınıza layık değilim. Bir tane daha içebilir miyim? Hay hay, şüphesiz. Konyak ama sağlam olsun bu defa, dolma istemem. Emredersiniz. Anlamadım lisanınızı. Öyle dolmalı içki hiç duymamıştım. İçki yerine renkli su içeriz biz. Coca-Cola, çay veya limon suyu. Her gece her gece ne midemiz kalır o kadar içkiye ne de kafamız. Bilmiyor muydun? Hayır, bilmiyordum. Buyurun. Hadi merhaba. Merhabalar. Bunlar da içki sayısını bilmek için herhalde. Hepimizin bir yemeğesi vardır. Bir de ayrıca içtiğimiz her içki için 5 lira yüzdelik alırız. Buralara neden düştün sen? Ne derdin var? Yok, hiçbir derdim yok çok şükür. Hoş adamsın de. Ben mi? Şimdi fark ediyorum. Bir içki daha emreder misiniz? Senin gibi müşteri binde bir gelir buraya. Senin gibisiyle sabaha kadar içilir. Ben de sabaha kadar içeceğim zaten. Nerede içeceksin, evinde mi? Hayır,
Ama açık bir yer bulurum herhalde. Niçin evinde içmiyorsun? Çok merak ettim seni. Bekle beni, paramı alıp geliyorum. Ben sizi rahatsız etmiş olmayayım. Yani bir tatsızlığa sebep olmak istemem. Evet. Çünkü... Merak etme, dostum mostum yok. Öyle olsa getirmezdim. Öyle bir halim var ki içip içip ağlamak istiyorum nedense. Ben de öyle istiyorum. Buyur. Evin ne tarafta? Ha? Ben otelde kalıyorum. Birkaç gündür. Neden? Öyle icap etti de. Hangi oteldesin? Sirkezi'de, Ferah Palace Oteli. İçmez misin? Ne iş yapıyorsun? Ben kısa bir müddetten beri çalışmıyorum. Olan olmuş sana, fena yıkılmışsın. Ne oldu, bir felaket mi geldi başına? Bahsetmek faydasız. Sizi de üzmüş olurum. Bir yakınını mı kaybettin? Birisi mi öldü? Hem kızımı, hem karımı kaybettim. Benim için ölü sayılırlar. İkisini de gömdüm. Anlayamadım. Şimdi... Nerededirler? Ne yapıyorlar hiç bilmiyorum. Duyduklarıma inanamıyorum. İnanmamak için kahroluyorum. İkisi birden terk etti beni. O Nesrin'in 18'indeydi. Senden bile güzeldi. Canımdı. Gözümdü. Bütün ömrümdü. Ufacık, ufacık Nesrin'im. Bebekleriyle oynayan, akşamları beni karşılayan, boyu kapıya bile yetişmeyen Nesrin'im. İskemleye çıkarak şiirler okuyan, penceredeki ıtır saksılarını sulayan Nesrin'im. Şimdi bu erkekle, bu erkekle... Değildir, inşallah değildir. Olmaz, yapamaz. Şişli'ye, kuaför, berber, Nihat'a gidici. Hay hay, götürelim. Demiştim, yanlış gidiyorsun. Berberden önce iki çift lafım var sana. Dur, dur diyorum ineceğim. Kes sesini. Ne zamandır bu fırsatı kolluyordum. Durma, sana atarım kendimi. Hanım hanımcık otur diyorum, yoksa okurum canına.
işimiz var buralarda? İki satır muhabbet edeceğiz. Ben yapamam böyle şeyler, bırak Allah aşkına gideyim. Ne zamandır gözüm var sende. Kızını da dostunu da tanıyorum. Sen de aynı yolun yolcususun, oynama bana. Bırak beni. Sen yakışıklı, aslan gibi bir adamsın. Ben yaşlıyım, boyumcu da kızım var. Kadın dediğin senin gibi olmalı. Ne ham meyvasın, ne de çürük. Tam istediğim gibisin. Ağla ağla, günahını peşin çıkart, ferahla biraz. Neşemize, bundan sonraki günlerimize ve de muhabbetimize. Ömründe hiç uyumamış gibi uyudun. Saat 4:30'a geliyor. Ben burada mı kaldım? Hatırlamıyor musun? Bir şeyler anlattığımı hatırlıyorum ama sarhoştum herhalde. Masaya kapanıp sızdın. Zorlukla yatırabildim seni. Gömleğini de çıkarmak istemedin bir türlü. Niye zahmet ettin? Çok buruşmuştu. Yıkadım. Ütüyle de çarçabuk kuruttum. Peki sen nerede yattın? Şurada. Ama uyuyamadım. Bütün gece kan gitti yüreğimde. İstemeyerek üzdüğüm için, rahatını kaçırdığım için özür dilerim. Keşke kapıya bırakıverseydin beni. Bana iyilik ettin. Aklımı başıma getirdin. Bütün gece pişmanlıkla sızladı içim. Ben de 3 yıl önce evimden kaçtım. Anam yoktu. Babacığım üstüme titrerdi. Allah rahmet eylesin. Zavallı adamı nasıl kahrettiğimi, neler çektirdiğimi anladım dün gece. Sana minnettarım, bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Güle güle. Akşama mutlaka bekliyorum, gelmemezlik etme sakın. biraz para verebilir misin? Şurada, biliyorsun yerini. Ne kadarmış? 600 liraymış hepsi. Para mı bu? Değil mi? Dalga mı geçiyorsun? Ne yapayım 600 lirayı? Yarın, öbür gün gene alırım. Gene getiririm. Şu anahtarı rica edeyim. Senin odayı başkasına verdim. Ha? Bir iki gece alt katta yatacaksın. Niçin? Öyle icap etti. Hatırlı bir müşterim geldi. Beğenmezsen uğurlar olsun. Kadar bekledim, niçin gelmedin? Sana yük olmaya ne hakkım ne de haddim var. Bu çöplükte bırakmayacağım seni. Güle güle Nalan Hanım, güle güle. Asıl adım Sabahat'tir. Bir daha teşerrüf ettim. Geleceksin dedim, inadı bırak, düş önüme. Param bitti sevgilim. Daha bir hafta olmadı 3000 lira vereli. Makyaj malzemesi aldım, anneme verdim, berbere gittim 2 defa, çok bile dayandı. Biraz hesabını bil. Aşk olsun.
borçluk istedim diye üzecek misin beni sanki? Ne kadar istiyorsun? Ne kadar verebilirsen. Pekala. Canım bir tanem. ₺1500 istemiştim. 300 lirası eksik. Neden? Bu kadar alabildim. Ne oldu? Ne varmış ağlayacak? Hiç. Ne olsun? Ne zamandır ilk defa içim aydınlanıyor. Garip bir huzur duyuyorum, biliyor musun? Sen olmaz mı? Neden içmeyeyim? İçkiden kim hayır görmüş, kimi derdinden kurtarmış şu zıkkım? Sen gün görmüş, efendi bir adamsın, bir beysin. İstesen gücünü gösterir, bir daha içmez, yeniden dirilirsin. O dediklerin çok eskidendi. Gün görmüşlüğüm çok uzaklarda, kör kuyularda kaldı. Şu sahillere bak, sahillere! İşte ben bu sahillerde doğup büyüdüm. Bütün gençliğim de buralarda geçti. Ey gidi günler, ey! Babam rahmetli Evkaf Nezareti Celilesi'nden Memduh Bey'le bu vapurlarda az mı gittik geldik? Bir daha görüşmeyeceğiz sabah. Bin zorlukla kazandığım paraya ortak olamam. Bu yaştan sonra, üstelik bu halimle senin gibi genç ve güzel bir kadının parasını nasıl yerim? Ne ben o kadar haysiyetsizim, ne de sen o kadar budalasın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim yollarımız çoktan ayrılmış. Ben yolunun sonuna gelmişim, sen yeni başlamaktasın hayata. Neden attın şişeyi? Bırak, kolumu acıtıyorsun! Sen kim oluyorsun, içkime ne karışıyorsun be? Hiç değilse gündüzleri içmeyeceksin. Atarsın tabii. Çünkü şişenin parasını sen verdin de ondan. Para lafı etme, batsın o para. Evet, batsın. Anlamam, pazartesiye 2500'ü garanti isterim. Sık sık para istemeye çekiniyorum artık. Arabanın ödenecek bonusu var. 500 lira, 1000 lira olsa neyse, fakat... Niçin vermeyecekmiş? Kızım banka gibi kesiyor herifi. Paramla daha fazla rezil olamam. Bir de ananın dostunu besleyemem. Söylemişlerdi de inanmamıştım. Utanmaz, ahlaksız. Yarından tezi yok, anan olacak o... Defolsun evimden! Geç kalıyorsun. İzin aldım, bu gece gitmeyeceğim. Beraber içelim öyleyse. Üzdüm seni, affedersin. Böyle değildim eskiden. Kolay öfkelenmez, kimseleri kırmazdım. Bir gün gene eskisi gibi olacaksın. Bütün acıları, bütün kötülükleri unutacağından eminim. Unutmayacağım. İkisini de affetmeyeceğim, ikisini de. Namuslu yaşamak zor geldi kızıma. Annesini de peşinden sürükledi. İkisi birlik oldular.
Öldürdüler beni. Bunlar değil, aslında ben öldüm, ben. İkisinin acısıyla hayatı terk ettim. İşimden, evimden, insanlığımdan oldum. Bir yudum daha iç, başka şeyler konuşalım. İçmeyeceğim. Haklısın Sabahat. Dirileceğim ve her şeye yeniden başlayacağım. Onlar için yıkılışımdan, çektiklerimden utanıyorum şimdi. Yazıklar olsun sana. Bu kadar aciz, bu kadar zavallı olamazsın sen. O nankörler için diri diri gömülemezsin. Her şeyi unutacağım. İkisini de bir daha aklıma bile getirmeyeceğim. Yaşadıkça ümitli olmalı insan. Geç bile kalmış olsa gene de bir şeylerin peşinden koşmalı. Misiniz Haşmet Bey? Olacak şey değil. Birden tanıyamadım sizi. Rahatsız etmiyorum ya. Yok, bilakis. Sizi böyle toparlanmış gördüğüme çok sevindim. İnanılır gibi değildi. Neydi o haliniz canım? Her şeyi anlatmak için geldim beyefendi. Ha, buyurun, rica ederim. Teşekkür ederim. Cümleten selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haşmet, buyur canım. Buyur iki gözüm. Nerelerdeydin, anlat bakayım. Yeniden işe alındım. Ah, oh, çok şükür, gözümüz aydın. Bir müddet için İstanbul'un dışında bir vazife istedim. Yozgat şubesine tayin ettiler. Birikmiş maaşlarımı da ödeyeceklermiş. Nasıl toparlayabildin kendini, nasıl oldu bu iş? Valla bu bir melaike sayesinde oldu. Nasıl yapabildin bu işi? Kendinden küçük, parasız bir şoföre nasıl razı oldun, nasıl tenezzül ettin? Ah, beni de mi düşünmedin hiç? Reşit az daha beni de kovuyordu. Beklesem, ayaklarına kapanıp tövbe etsem, acır da vazgeçer belki. Ben o kadar yalvardım, dinlemedi bile. Yüzünü görmeye tahammülü yok. Koskoca fabrikatörün şerefini iki paralık ettin. O gelmeden eşyalarını toplayıver. Ne yaparım şimdi ben? Nerelere giderim? O da bulup yerleşirsin. Bir de iş ararız sana. Çok üzgünüm ama başka çare yok. Ah anacığım, daha önce düşünecektim bunları. Ağlama kes sesini, anladık. Kızın işine gelmedi tabii. Herifin parasını tek başına yiyecek. Atla gidelim, benim evde oturursun. Kendi kamburum yetmez gibi, bir de sen çıktın başıma. Ayrılmamız gerekiyor. Niçin? Neden? Olacak iş değildi zaten. Niçin dedim? Şimdi hırlaşmayalım, uzatma artık. Bırak da eşyonu! Olan sana oldu gene. Reşit birkaç sıyrıkla kurtulmuş. Hemen de Afitap isminde zengin bir dul bulmuş, onunla yaşıyormuş. Ben ne yapacağım şimdi Necla abla? Ya sakat kalırsan? Doktorunla konuştum. Belki dizinde bir arıza kalır. Fakat ucuz kurtuldu. Bel kemiğinde bir şey olsaydı yatalak kalırdı maazallah dedi. Oh Allah'ım! Nedir bu başıma gelenler? Üzülme, ben yardım edeceğim sana. Eskisi kadar zenginlerini değilse bile birilerini bulacağım. Sen çıkınca bir uğra bana. Bu ne biçim yemek be? Hayvana versen yemez. Dalmışım biraz. Ateşte fazla kalmış, dibi tutmuş. Çekemem ulen! Uğraşamam senle. Defolup gideceksin.
Ne oldu, ne yaptım? Gideceksin dedim. Akşama seni burada görürsem ayaklarını kırarım. Gebertirim dayaktan. Sensiz ne yaparım ben? Nasıl yaşarım? Nereye giderim? Hangi cehenneme gidersen git. Bana ne ölen? Kocandan kaçmadan önce düşünseydin. Çok yakıştı. Güle güle giy. Sağ ol. Ama ne zahmet ettin? Niçin masraflara girdin? Ne yapsam sana borcumu ödeyemem. Bırak, ben yerleştiririm. Yarın sabah yolcuyu sayılısıyla. Bir bilet de senin için aldım. Gitmeden evvel de evleneceğiz. Biz mi? Evet. Sana layık değilim ben. Keşke ben sana layık olabilsem. Uzaklarda, bizi tanımayan bir muhitte her şeye yeniden başlayacağız. Karım olacaksın. Sana muhtacım Sabah. Ayrılmayacağız. İkimiz de bir daha hiç yıkılmayacağız. Salonumuz diye münasebetiyle kapalıdır. Yürüyün, başka yere düşelim. Kadehimi kıymetli Nalan arkadaşım ve muhterem eniştemizin şerefine kaldırıyorum. Fatih abi! Allah'tan mesut olmasını niyaz ederim. Ben ve karım hepinize minnettarız, müteşekkiriz. Bir gün sizlerin de hayatınızın bu sayfasını kapatmanızı, yuvanızda çocuklarınızla huzur içinde, sükun içinde yaşamanızı Ulu Tanrı'dan bütün gönlümle dilerim. Allah sizlere de nasip etsin. Sizleri de kurtarsın benim gibi. Canım. Merak etme, bir gün döneceğiz. Daha şimdiden başlamasın İstanbul hasreti. Sen de dön bir bak, ne güzel görünüyor. Dönüp bakacağım bir şey yok arkamda. Karşıya bakacağız. İstikbale, gelecek günlere, ileriye. Kendini asan kadını yazıyor! Yazıyor intihar!